Yüksel Erdoğan 1950 doğumlu bir kişi. Aynı zamanda bu ülkenin bir yurttaşıyım şu anki halimde ve diğer bir şeyle de orman yüksek mühendisiyim. Ben küçük bir memur olan, sağlık memuru olan Osman Erdoğan'ın oğluyum. Babamın sağlık memuru olması, ondan sonra ailemizin de biraz da köyde söz sahibi olması nedeniyle biraz ön plana çıkan aile çocuklarından birisiydik. Buna rağmen köyde, daha doğrusu okuduğumuz ilkokulda öğrenci sayısı köyde nüfusuyla oranladığımız zaman çok büyük olmamakla birlikte aşağı yukarı her sınıfta 20, 30, 40 kişiye kadar olan ve gerektiğinde bu sayının belirli dönemlerde çoğaldığını da görüyoruz. Ve en önemlisi de kızların da sınıflarda olması büyük bir şeydi. Yani o dönem için başarı veyahut da insanların o okula bakış açısını olumlu yönde etkileyen bir olaydı. Bunlar bizim o dönemki şanslarımızdı. Gelen öğretmenlerimizin o dönemki özelliklerine baktığımızda gerçekten öğretmenlerimiz de ekonomik olarak yoksul, hatta ve hatta saatleri olmayan, benim ev yakın olduğu için zaman zaman gidip evden saati ne olduğunu öğrenmeye çalıştığım zamanlarla yaşadık. Ama öğretmenlerimizin kalitesi oldukça yüksekti. Bizle bir gerektiğinde anne gibi, baba gibi bizle birebir ilgilenen, bizi geleceğe hazırlama konusunda olağanüstü fedakarlık yapan öğretmenlerle okuduk biz. Tabii o dönemde yine bir şey daha vardı. Her okulumuzun gerek temizlik işlerini, gerekse ısınma, özellikle kış döneminde ısınma işleri gündeme geldiğinde, yani o dönemde ödenek olmadığından dolayı biz öğrenciler kendi olanaklarımız içerisinde, biliyorsunuz o dönemlerde odunun fazla olmadığı, onun yerine tezek, biliyorsunuz tezeğin ne olduğunu, tezek getirerek veya zaman zaman meyve bahçelerinden gelen odunları getirerek onlarla ısınmaya çalışıyorduk. Ve her dağdığı akşam üzeri, daha doğrusu öğretim bittiği günün her sınıftan üçer veya beşer kişi her sınıftan oranın temizliğini bizler yapıyorduk. Öyle bir imece usulü bu çalışmayı sürdürüyorduk. Böyle bir yapı vardı. Tabii öğrenim açısından da zaman zaman dördüncü ve beşinci sınıflar bir arada öğrenim görüyordu. Bir, iki, üç ayrıca sınıflarda öğrenim görüyordu. Tabii bir de öğretmenle ilişkiliydi. Öğretmen sayısı çoğaldığı zaman, yani dört ve beş olduğu zaman herkesin kendi sınıfında olabiliyordu. Hatta müdürümüz bile vardı. Çok ayrıcalıklı ve okulumuz muhteşem bir okuldu. Şimdi o okul yıkıldı, yerine yapıldı. Ben olsaydım, hala söylüyorum, o okulun asla yıkılmasına izin verir. Tarihi bir sit olarak günümüze kalmasını sağlanması için çaba harcardım. Evet, orayla ilgili, çocukluğumla ilgili bir iki anekdot var benim söyleyeceğim. Onu söylemekte yarar olduğunu düşünüyorum. Buyurun. O dönem tabii bizim köyün geçim kaynağı tarımla ilgili. Yani tarım dediğimiz zaman buğday, arpa ve ona benzer ürünler yetiştirilmekteydi. Özellikle buğdayın %80'i satılarak geçim kaynağı, geriye kalan %20'si ise köylünün kendi ihtiyacı için kullanılıyordu. Tabii köylü derken herkesin bu belli ölçülerde veyahut da zenginlik, fakirlik baktığımızda zengin olanlar da o döneme göre olanlar da vardı. Tarım alanı geniş olanlar da. Çok yoksul olan insanlar da vardı günümüzde olduğu gibi. Tabii orada beni en çok rahatsız eden de demeyeyim de bir gün hiç unutmuyorum köye bir traktör geldi. Daha biz okuma yazma yeni öğrenmişiz. Benim şu anda aramızda olmayan rahmetli olan amcam vardı. Biz orada amcaya emmi deriz. O traktörü görünce ben kekeliye kekeli, masayı pepsi sordum. Dedim ya bu
niye bu gavurca yazıyor? Öyle tanımladık. Ben zannediyorum ki her şeyi biz yapıyoruz anlamında değerlendirdik. Dedi ki, ya oğlum dedi, bunlar dedi gavurmadı dedi. Biz dedi, hiç unutmuyorum, Çengelli yine biliyorsunuz, onu bile biz yapamıyoruz. Yani dedim, bu gavurmalı mı? Peki niye biz yapamıyoruz dedi. Biz dedi toplu iğneyi, Çengelli iğneyi yapamayan bir noktadayız deyince, ben gerçekten orada o çocuk şeyimle hayal kırıklığına uğradım. Ben zannediyorum ki her şeyi biz yapıyoruz falan. Neyse, aradan belli bir süre geçtikten sonra bir baktım, yine köye şey geldi, bir mal, bir de magros kamyonları gelmeye başladı. Bizim köyün yakınında bir yerde krom madenleri çıkarılıyormuş. Oradan başlayınca köy çocukları olarak biz ikiye ayrıldık. Mancılar ve magrosçular olarak onun şeyini, tadını çıkarmaya başlıyordu. Ve bir de şu vardı, o çocukluk döneminde özellikle köyde biz yaratıcı gücümüzü kendimiz buluyorduk. Oyuncaklarımızı kendimiz yaratıyorduk. Ve çok mutluydu. Gerçekten çok mutluydu. Kalabalık bir aile olmamıza rağmen, tamam mı? Diğer çocuklarla kışın kar topu savaşı, ondan sonra geceleri gene pişmaniye yapma, yani bir şeyler üretme. Yaz dönemlerinde kendi oyuncaklarımızı kendimiz yapma. Özellikle ilkbaharda söğütlerden düdük yapma, kaval yapma biliyorsunuz. Onları yapıyorduk. Bu tür şeyleri, gene o her türlü oyuncağı kendimiz yaratıyordu. Onlarla eğleniyordu. Şimdiki çocuklara baktığımızda, kendi çocukluğumuzu kıyasladığımda bizim çok daha mutlu. Şimdiki çocukların yeterince mutlu olmadığını görüyorum. O şimdikiler biliyorsunuz, oyuncak dediğiniz zaman ben öyle olaylara tanık oluyorum ki arkadaşlarımda. Çocuğunu götürürken, oyuncak götürürken görünce çocuğun hemen yatıp ben oyuncak istiyorum dediğini tanıdığı şeylere tanık oluyorum. Böyle bir dönem yaşadık. Ben mutluydum köyde ve kente, yani Niğde'ye 55 kilometre bizim köyümüz, at arabasıyla gittim. İlk gidişim at arabasıyla 50 kilometre. Kışın, kışın diyorum, sabah ezanıyla birlikte perşembe günleri Niğde'nin tahıl pazarıydı. Tahıllar at arabasına yüklenip götürülüyor, orada satılıyor. Ve ben orada gittiğimde, şehre ilk gittiğimde, ondan sonra dondurma şeyine baktık. Handa kaldı. Ve bir de sinemaya gittim. Devlerin Öfkesi diye, bir o zaman hiç unutmuyorum. O filmi izledikten sonra geldim ben köyde. 2 ay, 3 ay o filmi anlattım bütün arkadaşlarıma. Böyle bir yaşam sürdük. Yani ondan sonraki süreçte Niğde'de köyden mezun olduktan sonra ondan sonra artık Niğde'de, artık Niğde ilkokuldan sonra köydeki yaşamla ilgili daha farklı şeyler var da çok uzun süre. Onları ben anlatmayayım. Çarpıcı olan bir iki şey söyledim size. Oradan Niğde'ye geçtik. Devam edeyim mi yoksa? Siz tabii lütfen. Musunuz? Çok güzel akıyor. Gayet iyi. Evet. Devam edin lütfen. Tamam. Evet, tamam. Ondan sonra tabii orta ve lise dönemimiz, artık ilkokuldan mezun olduktan sonra artık ortaokula gitme şansımız var. Tabii mezun olan arkadaşlarımızın, o dönemdeki arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu artık ortaokulda okuma şansını kaybetti. Kimisi anasının babasının yani tarıma devam etti. Kimisi ise işte olanaklar olan, ancak biz mezun olduğumuz, 50 kişi mezun olmuşsa ancak 5 kişi falan Niğde'ye gelebildik. İlk önce ben Niğde'ye geldiğimde bizim tanıdık akrabaların yanında kalarak orada ortaokula devam etmeye çalıştım. Daha sonraki süreçte tabii Niğde'den bir kiralık bir evde oturduk. Daha sonra işte o olanakları sefer ederek böylece bir ev sahibi falan oldu. Ortaokulu, yani üçüncü sınıftan sonrası liseyle birlikte Niğde'de kendi ailemle birlikte okudum. Yalnız orada köyde bir şey daha söylemek istiyorum. Çevremizde köyler vardı, onu unuttum. Unuttum demeyin de şu anda anımsadım. İlkbahar aylarında biliyorsunuz köylere 3 kilometre, 5 kilometre olan köylere giderdik biz. Onlar da hani kardeş köy gibi beraber, onlar bize gelir, biz onlara gider. Onlara misafir olurduk. Onların şeyini hiçbir zaman unutmuyorum. Hatta çok yoksul olan bir köye gittiğimiz zaman biz buğday ekmeği yiyoruz. Onlar çavdar ekmeği yiyince onlar utanıyorlardı. Hani çavdar ekmeği. Şimdi biliyorsun çavdar ekmeğinin şeyi popülaritesi daha da fazla vitamin olarak bana bakıldığını. Böyle anlar yaşadı. Bunları hiç unutmuyorum. Bir de tabii tahıl uğraşıldığı için
Beni en çok şeyden birisi kendimizin değil de dedemlerin, akrabalarımın da, amcalarımın falan işlerine koşturdum. Her türlü işlere koşturuyordum. Bizde tarım aşağı yukarı ekin ekilmesi, şey etme aşağı yukarı bir yıllık bir süreci oluyor. Ama hasatın elde edilmesi şey başlıyordu. Haziran ayında başlıyordu. Ekim'e kadar sürüyordu. Önce atılması, ayrı otlarının ayrılması, daha sonraki üretim aşamasına gelince onların orak veya tırpanla biçilmesi, o zaman şey falan yok, biçerler falan yok. Daha sonraki süreçte imece usulü olsun, eğer gücü oranında olsun insanlar yaptıktan sonra bunların belli harmanı zaman gene şeyler yok, patos falan yok. Güvenlerle biz sabah binerdik ki Allah'tan köyümüzün şeyi vardı. Biraz daha ekonomik durumu iyi olduğu için atlarla bazı köylerde, çevremizdeki köylerde camız veyahut da manda dedi şey manda veyahut da öküzlerle bu işler yapılıyordu. Düven işleri veya kahan işleri getiriliyordu. Biz at arabasıyla o tür bir şanssızlığımız vardı. Onlara göre biraz daha biz üst seviyedeydik. Hiç unutamadığım bir anı var. Aynı okulda okuduğum ve daha sonraki süreçte bundan iki ay öncesinde aynı sınıfta aynı şeyi paylaştığım insanlarla tekrar bir araya da olma şansını yakaladım. O anıları yaşıyoruz. Bir de gene şey derken çarpıcı olan diyeyim. Bizim köydeki bahçemiz vardı. Köyde ilk defa bahçeyi oluşturan meyve ağaçtan yapan benim dedem. Dedem çok önemli bir insandı. Köyün otoritesi aynı zamanda. Elma bahçesi, işte elma bahçesinin içerisinde erikler, her türlü armuttur, yaz şeyleri vardı. Dedemin en büyük özelliği, ben çocukken dedemi çok seviyordum. Dedem beni sevdiği için de zaman zaman bana kahve içiriyordu ve hiç unutamadığım olaylardan birisi de biraz kendisi Hacı Efendi adını olduğu için dinini dinine bağlı ama çağdaş düşüncesi olan bir insandı. Bana 11 tane dua öğretmişti. Ben 11 tane duayı 50 sene falan hiç unutmadım. O dönem öyle bir şey var demek kaldı var. Ondan sonra tabii bir de dedemin bir hayırseverliği vardı. Derdi ki oğlum yüksel. Sen derdi bak burada her zaman bak, çobanlar geçiyor, insanlar geçiyor. Her zaman bir kova elmayı veya oradaki erikli meyveleri her gün ben gelir belirli saatlerde gelene geçene dağıtırdım. Yani göz hakkı anlamında. Bunlar benim unutamadığım olaylar. Ne yazık ki dedem de benim yanımda vefat etti. Bir rahatsızlığı nedeniyle. Karnım ağrıyor dedi. Sen şu elmaları dağıt derken. Yengem de yemek getirmeye baktı. Dedem de namazda dururken sedyede, bu da çarpıcı bir olay. Ondan sonra dedi, niye dedi kıpırdamıyor dedi şey yengem bana. Dedim karnı ağrıyordu dedem dedi. Yan tarafta gene hiç bak hiç anında unutamayacağım bir olay. Yan tarafta bizim köy aynı zamanda göçmendir. Yani Becaiş'le şeyle mübadeleyle gidip gelen Selanik'teki Türklerin bizim köye, bizim köydeki Rumların da kendi yerlerine gitmesiyle ilgili. Orada bir gelen biz muhacir diyoruz. Aynen bana şu, abe yavrum o ölmüştür. Hiç unutma, abe yavrum o ölmüştür. Bak, bu kaç yıl geçti aradan. Düşünebiliyor musunuz? Yani, neyse 70 sene, 60 sene falan geçen bir süreç içerisinde. Ben o zaman kızdım, hatta küfrettim ona. Tamam diyor, dedem ölmez diye. Hakikaten gittim bir dokunun, dedem gitmiş. Yani bir de bir yıl sonra da amcam gene benim yanımda bir elma ulaştırma sırasında kazada kaybedildi. Yine benim yanımda oldu. Bunlar benim için hem çarpıcı hem de çok üzücü anılardır. Köyle ilgili söyleyeceğim bu kadar. Köyümüz daha sonraki süreçte yine dedemin falan çabalarıyla yine muhtarlıkla falan gene bizim sülale biraz geniş olduğu için bizlerde köyde bir imecenin daha da yoğun bir şekilde uygulanması için çaba harcandı. İşte okulun etrafının temizlenmesi, camilerin temizlenmesi, su aklarının temizlenmesi falan o yönleriyle iyi bir otorite kurulmuştu. O otoritede de herkes üzerine düşen görevi yapıyordu. Çünkü köylerde otoriteyi kurmazsanız pek bir şey yapma şansınız olmuyor.
Kesinlikle. Şöyle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra isterseniz şey deriz. Tamam. Şimdi Nide'ye mi geldim şimdi? Evet, Nide'ye geldiniz. Şimdi Nide'den devam ediyoruz. Şimdi Nide, biraz önce de söyledim, başında da söylediğim gibi ortaokula kaydımızı yaptırdıktan sonra orada bir şey yaşadı. Aşağı yukarı bir yıla süren bir handikap var. Bu handikap şimdi kent çocukları ile köy çocukları arasındaki o psikolojik şeyi biz bayağı bir aşağı yukarı ben 6 ay yaşadım. Gidiyorsun, çalışıyorsun, çalışıyorsun, geliyorsun. Sözlüğe kalktığın zaman diliniz tutuluyor. Konuşamıyorsunuz. Oradaki çocuklar daha aktif, daha sosyal. Biz köy kültürüyle yetiştiğimiz için o şeyi bir türlü aşamadık. Onu da ne zaman aşabildik? Onlarla birlikte oyun oynayarak, onlarla birlikte sosyalleşerek, onlara entegre olarak ancak o zaman aşmaya çalıştık. Ve o yüzden de ben ortaokulda bir yıl okul kaybettim, sınıf kaybettim. Bana sorduğu soru, dedi ki, bak evlat dedi, sen dedi Atina'nın Tayyare'den görünüşünü anlatacaksın dedi. Şimdi diğer arkadaşlara da birer soru sordu. Ben şimdi önce şey yaptım, yani böyle bir soru olur mu olmaz mı? İkinci kez soruyu tekrar ettirmez, çok kızardı. Bir de konuşurken hani ağız tükürükler olur, ön tarafta da bizim kız arkadaşlar falan var. Herkes gülüyor, yatıyor falan. Şimdi ben düşündüm, haritanın başına geçtim. O zaman tabii her tarafta havaalanı yok. Sonra dedim ki Esenboğa Havaalanı'na geldik. Tayyareye bindik. Havalandık. İşte şuradan geçtik. Marmara Denizi'ne geldik. İstanbul'u gördük. Şimdi amatör arkeolog olunca o anda benim aklıma akropol geldi. Yani çok enteresan. Dedim Atina'nın üzerine geldik dedim. Ne yapıyorsun dedi. Çok haşmetli, çok büyük bir eser görüyorum dedim. Tamam mı? O da benimle beraber heyecan. Ne görüyorsun falan dedi. Dedim Akropol'ü görüyorum dedim. Tamam mı? İşte dedi hayırlı evlat budur dedi. Babasını tanırım, anasını tanırım. Ondan sonra bizim o öğretmenle aramız bayağı bir iyi oldu. Ve bir de yazılılarda en çok bir sürü soru sorar. Herkes kopya çekerdi. Herkes 3-4 falan alırdı. Bir arkadaşımız vardı bizim aynı zamanda Nide Lisesi yakalıydı da. Bazı arkadaşımız 7-8 falan alırdı dedik ki ya. Ondan sonra ya siz nasıl 7-8 alıyorsunuz? Ya dedik ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz dedi o ders anlatırken dedi hocam sizin de derste söylediğiniz gibi diye böyle notlar alıyorduk. Yazılıda bunları yazıyorduk dedi. Böyle olunca dedi bizim yazılı notumuz yani beni dinleyip dinlemeyen kopya çekip çekmeyen ortaya çıkıyor. Mantığı ortaya çıkıyordu. Evet. Tamam. Evet, ondan sonra biz de tam öyle olunca yaptık. Neyse aradan belli bir süre geçtikten sonra tek sınıf olmadan önce 60 kişilik bir sınıftık biz. Sonra 60 kişi olunca sınıf ikiye ayrıldı. İkiye ayrılınca o zaman sınıf başkanlarını seçiyoruz aynı yani böyle demokratik bir şekilde. Ben aday oldum ve sınıf başkanlığını kazandım. Ondan sonra lise bitene kadar 3 yıl boyunca aynı sınıfta, aynı arkadaşlarla, aynı sıralarda okulda ben sınıf başkanlığını yürüttüm. Ve sınıf başkanlığını yürütürken de böyle hani başkan olarak değil, sadece ve sadece öğretmenlerimize söylediğimiz şuydu. Bizim görevimiz size yardımcı olmak. Bazen sınıfta gürültü falan olduğunda bazı öğretmenlerimiz bizimkiler değil de öğretmen okulundan gelen öğretmenler özellikle müzik öğretmeni. Niye bu sınıf bu kadar kalabalık şey diyor gürültü çıkarıyor falan. Kim başkan benim diyor. Neden susturmuyorsun? Dedim ki öğretmenim ben arkadaşlardan birisiyim. Ben bu arkadaşlara kimseye susun veya susmayın diyemem. Onlar nerede susacağını ne yapacağını iyi bilirler deyince biz artık kesintisiz 3 yıl başkanlık görevini yürüttük. O sıra tabii bir şey söyleyeceğim. O dönemdeki öğretmenlerimiz hakkında bir düşüncelerimi söyleyeyim. Gerçekten çok kaliteli, nitelikli. Ondan sonra bize sormayı ve sorgulamayı öğretenler. Dersleri sadece ve sadece kitaplara bağlı olarak değil. Ondan sonra farklı kaynaklardan da derslerin çalışılmasını özellikle şeyden coğrafya olsun, tarih olsun ve buna benzer derslerde şeylerden. Tabii bunun dışında fizik, kimya ve ona benzer şeyler onları yapamıyorsunuz.
Bunlar sayesinde biz bayağı güzel şeyler öğrendik. Gene bir çarpıcı bir örnek vereyim. Bir gün bir kompozisyon öğretmeni vardı. Bana dedi ki Yüksel kalk dedi. Tahtaya kalktım. Şu tebeşir hakkında bir dakika konuş dedi. Ben şimdi dedim ki tebeşir işte tahtada yazı yazmaya yarar. Ondan sonra ben senden dedi bir dakika istiyorum dedi. Sen dedi 3 saniye konuştun dedi. Gerisi ne olacak dedi. Artık biz kıvranıyoruz tabii. Birine kalktı kibritler sordu. Diğerine baktı. Hiçbirini alınmadı. Kendisi tebeşir aldı. Tamam mı? Bir de ben madencilik sektöründe belli bir dönem çalıştım. Oraya da geldiğini anlatırım. Hemen tebeşirin nereden geldi, nasıl geldi o süreci anlattı. O zaman biz dedik ki yani olaya sadece ve sadece görüntüde derinlemesine de bakması ne olduğunu öğrenmek açısından önemli olduğunu öğrendi. O bile bize çok büyük bir şeyler verdi. Yine bir gün bir edebiyat öğretmenimiz bize dedi ki 10 tane sözcük veriyorum. Bu sözcüğü bir şeydir. Mutlaka bir olaydır veya bir yaşanan bir şeydir. Bunu dedi kompozisyon haline getirin dedi. İşte orada köy çocuğu olmanın avantajını ben orada gördüm. Dedi ki eriyen kar, ondan sonra söğüt, bıçak, kan, ondan sonra buna benzer birkaç kişi daha sordu. Dedim ya bunları ben hep yaşadım. Bu dedim olsa olsa dedim ilkbahar olur dedim. Ben ilkbahar olarak yazdım. Sınıfta 2 kişi yakalamışız bunu. Tamam mı? Yani bu yakalayanlarla ikimiz de köy çocuğuyuz. İşin şey tarafı. Böyle bir eğitim sistemi var. Yine ilginç bir çarpıcı bir örnek daha vereceğim. Bunu her yerde veriyorum. Bu da şu. Coğrafya öğretmenimiz vardı. Önce biz coğrafya öğretmenimiz geldiğinde biraz alkol düşkünüydü. Ona karşı direndik biz. Hatta yürüyüş falan yaptık. Sınıf falan şey yaptık. Ondan sonra daha sonraki süreçte müdür falan geldi araya girdi. O öğretmenimizle iyi anlaşmaya başladı. Çünkü o da coğrafyayı anlatırken hiçbir zaman dedi benim bu kitaba bağlı olmayın istediğiniz yerden kaynak getirip yapabilirsiniz. Size dedi bir soru soruyorum dedi. Bu soru şuydu. Aylarda Nisan ayı dedi. Artvin'deyiz dedi. Artvin'den arabaya bindik. Şu şu tarihte şu ilçe yere geldik. Şu 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 tarihte buraya geldik. Şu 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 tarihte en son Antalya'ya geldik. Geldiğimiz mevsim Eylül'dü. İklim değişik. Yazınız. Tarihleriyle birlikte. Yani siz karasal iklimi, Akdeniz iklimini ondan sonra bunları yapıyorsunuz. Ya hatta bir de kış mevsimini de şey yaptı. Böyle bir öğretmenlerle biz yaptı. Onun dışında dersleri yaparken farklı alanlardan şeyler geldiği zaman bilgiliyse onları da paylaşmaya çalıştık. Bazen sınıfımız öyle bir yoruldu ki sesimiz çok gürültü. Bir gün hatta unutmuyorum müdür geldi. Ne yapıyorsunuz siz de? Biz de bizim öğretmenim de çok şeydi, kişilikliydi. Biz de ders yapıyoruz. Tamam mı? Ama böyle ders olur dedi. Bazen böyle olur dedi. Onun ötesinde yine öğrenciler arasında gruplaşmalar oluyordu. Biliyorsunuz işte barıştan yana mısınız, savaştan yana mısınız? İki grup karşılıklı olup oturup bayağı ciddi ciddi tartışıyorduk. Onun dışında yine bir öğretmenimiz, ben sınıf başkanı olduğum için Yüksel dedi, lisebideyken, sen dedi herkesin ekonomik olanaklarına göre dedi para toplayacaksın. Herkese de kitap alacağız. Bu kitabı gideceğiz beraber kitapçıda anlaşacağız. Herkes aldığı kitabı okuyacak. Okuduğu kitabı da özetini çıkaracak. Nitekim biz gittik, şeyle anlaştık, kitapçıyla anlaştık, indirimler anlaştık. Öğrenci alacağımız kitabı işte kura usulüyle herkesin yıl sonunda kitap sahibi olacağını alan şey diyordu. Gerek aldığımız kitaplarda Türk klasikleri, işte o zaman Yaşar Kemal hiç unutmuyorum, şey almıştık İnce Mehmet'i en büyük... Pardon, İnce Mehmet'i ben ortaokulda okudum. Daha sonraki dünya klasiklerim, Turgenev'in Babalar ve Oğullarını okumuştum. Orada böyle bir şey oldu. Hemen hemen biz liseyi bitirdiğimizde 25-30 tane Türk ve dünya klasiklerinden kitap okumuş olduk. O da bize büyük bir kazanç olduğunu düşünüyordum. Evet, o zaman mesleğiyle nasıl tanıştınız? Yani mesleki tercihiniz ne yönde gelişti? Onu işte şeyle bağlantılı olarak, liseyle bağlantılı olarak getireceğim. Önce şunu söyleyeyim, söylemem gerekiyor mutlaka.
Bizim okuduğumuz, lisede okuduğumuz dönemde felsefe, mantık, sosyoloji, ondan sonra astronomi, ondan sonra sanat tarihi gibi gerçekten okunması gereken şeyler okuyordu. Yani o anlamda bir de sınıfımız çok gürültülü olmasına rağmen sınıfında en çalışan sınıflarından birisiydi. O nedenle bize hep saygı duyuyordu öğretmenlerimiz. Biz üniversite sınavlarına girdiğimiz zaman üniversite sınavlarına sınıfımız 30 kişiydi. Yani önemli bir sayı. 30 kişi yani eğitim açısından o dönemde. 30 kişinin 29 kişi biz yüksekokul ve üniversitelere gittik değişik alanlarda. Benim orman mühendisliğini seçmemdeki en büyük faktör şu. Bizim akrabalarımız Adana ve Mersin'de akrabalarımız vardı. Kendi akrabalarımız zaman zaman oraya gittiğimizde ben oraya giderken Pozantı'dan başlamak üzere Adana'ya kadar hep ormanlarla iç içe olunca onlara karşı yani ormancı olma şeyim orada başladı. Böyle yani böyle bir yerde yaşamamın burada doğayla mücadele etmenin ne anlama geldiğini orada hissedince ben dedim ki arkadaşlara ya dedim ben ya orman mühendisi olacağım ya ziraat mühendisi. Ziraat mühendisi olma şeylerimden bir tanesi tarımla ilgili köyden geldiğim için tarımın sorunlarını bilen bir kişi olarak ama hep kafamda orman mühendisliği vardı. Zaman zaman işte hocalarımızla, öğretmenlerimizle konuştuğumuzda, tartıştığımızda bana sorduklarında Yüksel sen ne olacaksın? Ben ormancı olacağım dediğimiz zaman adımız ormancıya çıkmıştı. Sonuçta oraya bu noktaya geldik. Ama tabii üniversite sınavlarına girdik. Sınavlarda benim puanım bayağı iyiydi. Daha doğrusu NİDE'de en yüksek puan falan babamın tercihi vardı. Bir doktor olacaksın. İki, babamdan geçen de bir orman mühendisi olmak. Tarım fizikler pek yoktu. İki, felsefeci olmayı da bir yere kafaya takmıştı. Ya da makine mühendisi gibi bu tür şeylerle kapandı. Ama gittiyse ilk başta Ankara'ya gittik. Ziraat mühendisi puanlarımız belli olunca hemen ziraat fakültesine kaydımı yaptırdım. Fakat üç gün sonra benim kafamda bir şey var. Orman fakültesi var. Aldım kaydımı. Doğru İstanbul'a gittim. Ondan sonra İlhami Alkan diye birisi var. Tanırsın belki. O arkadaş beni karşıladı. Dedim ya işte ben Orman Fakültesi'ne gireceğim. O bana yardımcı oldu. Ve başlayacağım Orman Fakültesi'ne girmiş oldum. Tabii bu bir tutkunun sonucunda. O dönemde benim puanım Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 349, Çapa Tıp Fakültesi 350. Benim puanım 354'tü. Yani hemen hemen bir yalnız Hacettepe Tıbbı düşünmüştüm bir ara. Orada da yedekte 24.'üydüm. Sonradan o da çıkmış ama ben ormancı olmaya karar verdim. Böyle bir yaşam başlangıcını yapmış oldum. O dönemde tabii biz gene kendi içimizde o günün koşullarında yapılması gereken, mücadele verilmesi gereken mücadeleyi veriyordum. Ama bir o arada benim bir işi, özel bir durumum daha vardı. Ben lider olduğum için Fındıkzade'de NİDE İl Kültür Derneği'nin yaptırmış olduğu NİDE yurdu vardı. Ben önce oraya gittim. Hatta FKB'deyken orada o kaldım. Ben oraya gidince beni öğrenci temsilcisi olarak seçtiler. Daha sonra NİDE İl Kültür Derneği o zaman özel idareye falan bağlı değil. İstanbul'da yaşayan NİDE'lilerin yani entelektüel veyahut da bayağı kendilerini geliştirmiş, olmasa ekonomik durumları iyi olan insanların kurmuş olduğu bir dernek ve bu derneğe bağlı olarak da bir yurt. O dönemde yapılan yurtlar içerisinde herhalde konfor olarak en iyi yurtlardan birisiydi. İki kişilik, dört kişilik, ondan sonra odaları olan, işte altında Osmanlı hamamı bulunan, yemekhanesi, kütüphanesi, ondan sonra salonları, çalışma salonlarından tutun, her türlü konforu olan bir yurttaydı, yurttu. Tabii NİDE'nin değişik yerlerden gelen insanlar vardı. O dönemde tabii yurtlarda şöyle bir konum oldu. Biz inisiyatifi bana verince, ben öğrenci temsilcisi olunca insanlar tedirgin oluyorlar. Yani kimin ne yapacağı, kimin ne söyleyeceği belli değil. O ara bizim bir şansımız vardı. NİDE İl Kültür Derneği var. MİKİT diye bir NİDE'de kurduğumuz bir dernek de vardı. Bu derneğin bir özelliği de
Oradaki milletvekillerinin seçilmesinde bizim bayağı bir ağırlığımız vardı genç kesim olarak. Doğru dürüst sınıf gidip dersi dinlemenin birkaç dersin dışında tadını çıkaramadık. Gerçekten ben Orman Fakültesini birkaç dersin dışında nasıl bitirdim, nasıl sınavlara girdiğimi bile anımsamakta zorluk çekiyorum. Bekir Sıtkı Evcimen'in adını duymuşsunuzdur. Tabii şeyden, duydum. Havan Ejman'dan. Ondan sonra Bekir Sıtkı Hoca dediler seni arıyor. Gittim. Neyse. Ya dedi Cemal yatmasın bir yıldır dedi bu testten bekliyorsun daha hala mezun olmamışsın dedi. Neyse ondan daha önce de sohbetimiz var. Oturduk bir ülke meselesi. O Öztürkçe'yi çok severdi. Konuşmasını çok severdi. Tartıştık falan. Bana dedi sana bir hafta izin veriyorum dedi. Git dedi amanajmanı dedi. Çalış gel dedi. Seni sınav yapacağım dedi. Yani ben doğru dürüst kitabını açmamışım. Bir hafta falan siz de biliyorsunuz amanajman okudunuz. Sonra tamam neyse bir asistanı vardı gel dedi. Dedim siz yapacaksanız ben gidiyorum dedim. Yok dedi gel dedi. İçeri girdik 15-20 dakika sohbet ettik. Sohbetten sonra dedi ki dedi hocam geçelim artık dedim yani. Dedi ki sana bir tek soru soracağım dedi. Bu soruyu dedi cevapla dedi. Ondan sonra seni mezun edeceğim dedi. Tamam sorun hocam dedi. Bir tek soru soracağım dedi. Yalnız bir şey söyleyeceğim soruyu sormadan önce. Soruyu sordu bana. Dedi ki en iyi bildiğin yeri anlat dedi bana. Ben dedim ki en zor soruyu sordunuz hocam dedi. Aynen böyle. Hiç unutmuyorum. Neden dedi? Şimdi diyeceksiniz ki bana dedim. Eğer en iyi bildiğiniz yer buysa amanajmanda siz amanajmanı hiç bilmiyorsunuz diye dedim. Bana söz söyleyeceksiniz dedim. Neden dedi? Ya dedim hocam dedim siz öyle bir şey söylüyorsunuz ki böyle bir şey ben tahmin etsem 3 tane yeri ezberler gelirim. Bu dedim amanajmanı öğrenmek değildir. Dedi. Düşündüm. Doğru dedi. O zaman dedi ki şimdi dedi ben seni mezun ediyorum hemen çıkıp gideceksin. Ondan sonra çıkışını alacaksın. Ankara'ya gideceksin. Ankara'ya da gittiğin zaman diyeceksin ki ben amanajmana gitmek istiyorum diyeceksin. Amanajmanı öğreneceksin. Bir yıl sonra geleceksin. Seninle tekrar görüşeceğiz. Yaşadığım olaylardan birisi bu. Evet. Yani fakültede. Yani amanajmandan bilmeden mezun olamadım. Bu bilmiyorum. Herhalde benzerlik olan mutlaka olmuştur. Neyse bir yıl sonra tabii gittik. Ben şeye gittim. Marmaris'e gittim. Marmaris'teki olaylar da var. O ormancılık şeyi açısından. Orman yangınlarıyla ilgili yaşadıklarıma. Bunu da değindirim. Marmaris'e gittim. Orada neyse arazide falan çalışmalar. Bayağı hızlı bir çalışma yaptık. Benim yaşamımda herhalde en zor dönem orada olmuştur. Arılarla, sivrisineklerle, orman yolu yok, yangın emniyet şeridi yok. Günde 3 saat, 5 saat, 8 saat, 9 saat yol yürüdüğümü biliyorum ama bir de araziyi gezmek zorundasınız tabii. Sonuçta bir yıl sonra geldim, şeye dedim ki, peki hocama, bakın dedim, heyet başkanımın adı bu, Hayri Özçevik, telefonu bu. Beraber birlikte çalıştık. Marmaris'te çalıştık. Benim aklımda her türlü bilgiyi size verebilir dedi. Ben dedim sizinle böyle bir olay yaşadığımı kendisine söylemedim dedim. Artık onun dışında diğer heyet başkanları da var. Benim aklımda bilgi alırsınız dedim. Kendisine söyledim. Teşekkür ettim. Tam olarak öğrenmesek de dedim. Arazideki amanajman ne olduğunu öğrendim dedim. Böyle bir olay yaşadım. Bekir Hoca'ya heyetim. Daha sonra rahmetli oluyorum. Oldu biliyorsunuz kanserden İngiltere'de. Evet. Ona da çok üzüldüm. Biz orada gittiğimizde yangın bayağı bir yangın olmuş. Bir şerit açılmış aşağı yukarı 150 metre, 3 metre genişliğinde. Yangınlar geliyor denize doğru. Ondan sonra dediler nasıl bir yapılmış yani şey deriz, ne yapabiliriz falan bu yangını söndürmek için. Kızılçam olduğu için de kozalaklar habire atıyor 30-40 metre. Ben o sıra aklıma stajyerken çok enteresan bir şey yaşamıştım. O aklıma geldi. Dedim ki karşı yangın verelim dedim. Tamam mı? Yani bu yangının eğer biz buraya gelip kaçırırsak bu denize kadar giderdi. Dedi ya sen sorumluluğu alıyor musun? Dedim ki sayın o zaman baş müdür, bölge müdürü demiyor. Sayın baş müdürüm dedim. Ben burada dedim görevli bir teknik eleman değilim. Yangınla ilgili buranın sorumlusu da değilim. Ben burada manajmanda çalışan bir teknik elemanım dedim. Buranın sorumlusu değil. Yalnız ben size bir öneride bulunurum ama bu yangın kaçırırsa gider. Nereden biliyorsun karşı yangını dedim. Biz bunu dedim eğitim olarak gördük falan dedim artık. Neyse nasıl yapacaksak yapalım falan dedi. Benim dediğim ölçüde benim öğrendiklerimi arazide tatbik ettik. Ve 8-10 yerden karşı yangın verdi. 20 metre sonra iki yangın birleşti ve yangın kontrol altına aldı. Yani orada benim ilk başarım mı diyeyim artık şansım mı diyeyim. Böyle bir şey yaşadı. Onu da şöyle hemen geriye stajyer olarak gittiğim yerden söyleyeyim.
Stajyerken biz 15 kişi Çanakkale'ye, Kumrucuz'a şey olarak, stajyer olarak gönderildik. 15 kişi birden gönderildi. Ahmet Breiser diye bir şef vardı, Kumrucuz şefi. Tamam mı? Ahmet Breiser oldukça yetenekli, daha sonra işletme müdürü falan oldu. İyi bir ormancı. Bize elinden geldiğince bir şeyler öğretmeye çalıştı. Dedi ki gelin dedi sizlerle de bir orman yangın tatbikatı yapalım dedi. Kontrolleri altına aldı. Oradan böyle bir yangın. Öğrendiğimiz bu karşı yangını arazide tatbik etme şansını orada görmüş oldum. Tabii onun ucunda daha sonraki İzmir yangını, Hatay'da çıkan yangın, değişik yerlerde çıkan yangınlarda bazı meslektaşlarımızın karşı yangın vermesi ve buradaki bazı ben sivil toplum örgütlerinin danışmanlığını da yapıyorum. Orman yakıyorlar falan, vatan hainliğiyle falan suçlandı bazı meslektaşlarımız. Aslında onlar hainliği değil, vatansever olduklarını müddetlerdir. Bunları anlatmakta zorluk çekiyoruz ama sonuçta anlatıyoruz. Bu karşı yangın mutlaka olur anlamında değil ama gerektiğinde mutlaka uygulanması gereken yangın şeylerinden birisi. Biliyorsunuz o yangınlara da geleceğiz ayrıca şey deriz. Böyle bir olay yaşadık. Yine Marmaris'te çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Marmaris işletmesinde çalıştıktan sonra tabii o zorlukları görünce bizim heyet başkanı Ali Bey yıl sonu geldi. Yazdık bir sonuç yazalım dedi. Nasıl yazalım dedim ki hayır abi şuraya dedim sonuç yazalım. Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nde yol şebeke ve yol emniyet çelikleri yapılmadığı takdirde çıkacak bir yangında Marmaris Ormanları tamamı yanar diye bir not düşerim dedim. Bak, aynen böyle. Ya olur mu öyle şey? Dedim ben yazayım ben imzalayayım dedim. Sen izin ver dedim. Tamam. Tamam dedi. Yıllar sonra ben Sındırgı'da işletme şef olarak çalışırken Marmaris'te o büyük yangın çıktı biliyorsunuz. Anımsarsanız. Aşağı yukarı o zaman 20 bin küsur hektar yandı da 13 bin evet. Hektarla iş kapatıldı. Ben biliyorum orada birebir yaşadığım için. Orada Marmaris'te yangın devam ederken dediler ki o zaman da genel müdür Burhanettin Koramaz. Tanırsınız herhalde. İsmini evet. Duymuşsunuzdur. Hı-hı. Burhanettin Koramaz. Evet. Burhanettin Koramaz. Dediler ki ya şefim telsiz ettiler ki genel müdür seni arıyor dediler. Ne müdürün haberi var ne bölge müdürün haberi. Hiçbirinin haberi yok. Dedi Yüksel dedi senin menajman planında da şeyini okudum tamam mı? Hemen dedi 3-4 kişilik bir ekiple dedi doğru dedi şeye gidiyorsun. Ne oluyor Marmaris'e gidiyorsun yangına dedi. Teknik eleman olarak. Çünkü bizim orada ayak basmadığımız yer kalmadı. Menajman Datça dahil işletme bazında yaptığımız için orasını. Ondan sonra tabii biz gittiğimizde zaten yanacak yer yanmış. Orada ben tabii tanıdık arkadaşlar falan da çıktı. Dedim ya ne kadar yanan dedi. Vallahi dedi Yüksel genel olarak dedi 20 bin küsur hektar, 20 bin 300 hektar. İşte boşluk şudur falan filan düşerek 13 bin hektara düştü orası biliyorsunuz o dönemde. Yani 79 yılındaki yangında. Yani bir de öyle bir çarpıcı bir anım var. Bunu hiç unutmuyorum. Yeri ve zamanı geldiğinde anlatıyorum. Gerçi kopukluk oldu. Bir ileri bir geri gidiyoruz ama birbiriyle bağlantılı olduğu için. Evet. Yine bir şeyini de anlatayım ben. Yine şeyde ilk stajımı ben Gazipaşa 73 yılında pardon ikinci stajımı Gazipaşa'ya gittiğimde orada yapmak istedim. Gerçekten Gazipaşa çok sıcaktı. Ben dedim Sivaslı bölgesi Mağ diye bir bölge var. Siz bilirsiniz Antalya'yı. Biliyor musunuz? Antalya'yı evet, bilirsiniz evet. Orada olduğunuz. Mağ diye bir bölge var. Kızılça şeyler, Karaçamların bulunduğu yer falan. Orada bizim işte Bayram Doğan ve Remzi Ünlü diye bir arkadaşımız var. Belki oradan tanırsınız. Onlarla birlikte gitmiştik. Onlar da Gazipaşalı olduğu için orada biz çadırda kalıyoruz. Ve ben de bir yerde böcek şeyi var. Tahribatı var. Elimizde testereyle habire işçilerle birlikte çalışıyorum. O zaman neyse çalışırken bir gün işletme müdürü geldi. Atalay Bodur diye birisi. Esmer birisiydi galiba her şeyde. Bana bir kızdı, bağırdı, çağırdı. Sen ne biçim şeysin, stajyersin, kimsin, nereden geldin? Dedim ki müdür bey, siz ciddi ciddi bunları bana mı söylüyorsunuz dedim. Bak ben buraya geldim. Siz bir gün olsun veya buradaki şefiniz falan kimsin, nesin, ne yapıyorsun, nerede kalıyorsun diye sormuyorsun. Sen gelip burada dedim, bana dedim ne desek yüklediyor. Senin başların müdürlüğünden dedim ki olduğunu kaptım, kaçtım. Tamam. Ondan sonra benim stajımı yaktım. Daha sonra orada bir anı daha var. Orada kamu kesiminin örgütlenmesinde büyük yarar olan Sümanicam diye ismini bilir duyarsınız. İsmini yok hiç duymadım. Yok.
örgütlenmesinde çalışan orada, yani orada uzun kısa bir süre şeflik yapmış. O şefliği biz bir şeyden de tanıdığımız için ta öğrencilik dönemimizden beri ondan tanışmak istedik. Ne yazık ki orada biz oradayken onu sürgün ışıklı başka yere gitti. Karşıya gitmiş. Burdur Bucağı çıkmış tayini. Neyse görüşme şansımız olmadı. Ha, onun adına hatta köyde falan bir tane Sümani Çeşmesi vardır şimdi orada. Yapılmıştır o. O olur. Neyse bir yıl sonra ben stajımı yapınca tekrar Antalya'ya gittim. Bu sefer Bucağı verdiler. Bucak'ta da müdürle anlaşamadı falan derken Sümani gene oradaydı. Bu sefer oradan da sürmüşler. Adamla bir araya gelemedik. Öylece Sümani gerçekten mesleğimizde değildi. 68 kuşağının önemli isimlerinden birisi. Gerçekten Sümani can gibi, cana can katan, çok nitelikli, çok özellikleri olan, insan canlısı, dayanışmayı çok ruhunda taşıyan, Orman örgütün içerisinde, gerek TİBOB içerisinde, yani gerek Orman Mühendisleri Odası içerisinde, gerekse Orkamsen'in kurulması aşamasındaki ilk kurucularından olup daha sonraki süreçte ben Balıkesir'deyken de birlikte olduk. Her türlü engellemelere rağmen bu örgütlenme, kamu kesiminde, ormancılar örgütlenmesinde büyük yararı olan önemli bir insandı, önemli bir kişiydi. Kendisini rahmetle anıyorum. Rahmetle kendisini unutmayacağız, unutturmayacağız diyor. Bu arada onu da anmış oldum. Evet. İlerleyen zamanlarda Antalya dışında çalışabilme şansı bulabildiniz mi? Mesleğin farklı alanlarında çalışma şansınız oldu mu? Antalya'nın dışında. Hayır, ben onu diyorum. Amanecman'da 2 yıl Amanecman'da çalıştım. Askerliği Ankara'da yaptım. Evet. Ondan sonra Ankara'da yaptıktan sonra askerlik dönüşü tabii kura çekmem gerekiyordu. O dönemde gene Burhanettin Koramaz'dı genel müdür zannedersem. Ben lider olduğum için dedim ki ya ben istiyorum, pozantı istiyorum. Hani büyükler falan istemiyorum. Evet. Bana pozantı verir misin falan. O zaman İslam Ersoy diye bir genel müdür ya. Yok dedi, buraya çıkacaksın falan filan. O zaman bizim lider milletvekili hepsini tanıyor. Onlar geldi, azmayacağı uzak şimdi. Daha yüksel söyleriz falan dedim. Yok ya dedim, ben dedim kendi işimi kendim kotarmak istiyorum dedim. Yani böyle şey değildi. Yanımda da torpille iş yapanlar var. Her taraf istediği yere gidenler var. Biz orada yapamayınca dedim çekmiyorum. Neyse aradan belli bir süre geçtikten sonra birkaç gün sonra İlgün Polat'ı bilirsiniz. Orman Mühendisler Odası Başkanlığı falan yapmış. Adını duymuşsunuz en azından. Evet. İlgün'le beraber gittik. Dedim ki böyle bana dedi ki İslam Ersoy sen kurayı çek de dedi. Seni de depozantiye falan veririz bir yere de bakalım dedi. Ondan sonra ben bir çektim sındırdım. Sındırdı olunca İlgün Polat da sındırılıyor kendisi. Ya o dedi benim memleketimi çektim. Bununla daha güzel yer olur mu falan filan derken biz Sındırgı'ya tamam dedik, madem öyle oraya gidelim dedik. Ondan önce Orköy'deki genel müdür beni şey almak istedi, Çanakkale'ye. Fakat Çanakkale'de de dedim ki ya ben yeni evleneceğim. Yani şey falan var mı? Lojman yok dedi şimdilik dedi. Ama ileride olur olmaz falan dedi. O zaman lojman yoksa gitmem dedi. Sonuçta işletmeci olduk. İşletmeci olmadan önceki amanecmanda son konumunda söyleyeyim. Biz amanecmancıların hak ve sorumluluklarının yerine getirilmesi konusunda Orman Genel Müdürlüğü ve amanecmancılar olarak ben gençlerin sözcüsüyüm. Bir de Ragıp abimiz vardı. O da şeycilerin sözcüsü, deneticilerin sözcüsü olarak genel müdürlüğe birkaç kez görüşmeye başlamak istedik. Hiçbirisi olmayınca biz de toplandık amanecmancılar olarak. Arazide direniş kararı aldık. Direnme kararı aldı. Direnme kararı derken iş yapmam anlamında değil. Bizim anayasal hakkımız nedir? 8 saatlik çalışmadır. 8 saati 1 dakika dahi geçirmeyeceğiz. Bu kadar çalışacağız şeklinde bir şey, edem koyalım dedik. Tamam dedik. Biz o sıra bizim Balıkesir İvrindi'deki İvrindi bölgesindeki 2-3 tane seri vardı. Onu yapmak gittik. Fakat saate bakıyorduk sabah işte 6'da mı çıktı 8 saati dolduracak şekilde gidip gelmeyi falan ona göre planladık. Bazen 2 nokta alıyorduk, 3 nokta, 4. noktayı almadan dönüyorduk. Veya 2 nokta alıp dönüyorduk uzaklığına göre. Şey geldi, müfettiş gibi gönderdiler bana. Müfettişle birlikte çıktık. Geliyor mu sesim? Evet geliyor, evet.
Sesim geliyor mu? Evet, evet. Müfettişle birlikte çıktı. 2.3 nokta aldıktan sonra ya dedi bu nokta yok dedim biz dedim. Anayasal haklarımızı kullanıyoruz. Bu nedenle 4. noktaya gitmiyoruz. Yarın gene bakarsınız. Bir gün sonra da müfettiş benim bütün aldığım noktalara bakmış. Doğru alıyor mu almıyor mu diye. Hepsi gerçekten mükemmel. Sonra müfettiş geldi bana dedi. Ya Yüksel dedi neden bunu yapıyorsunuz falan. Dedim bir hak arama mücadelesi dedik falan. Sonra müfettiş benim hakkımda rapor vermiş. Tamam iyi çalışıyor fakat amanecmada çalışması sakıncalıdır diye bir rapor vermiş. Tamam biz de işletmeci öyle olduk yani sonuçta. Sındırgı'ya geldik. Şeyden kurayı çekince Sındırgı'ya geldikten sonra Sındırgı'da enteresan bir olayla karşılaştım ben. Yukarı çıktım herkes biriç oynuyor. Avcılar kulübüne gidiyorum. Biriç oynuyorlar. Şehir kulübüne gidiyorum. Biriç oynuyorlar. Hatta bazı kahvelerde de biriç oynuyorlar. Şimdi biriç biliyorsun bir kültür seviyesinin şeyidir. Ya dedim bana dediler ya şefim sen biliyor musun? Dedim ben kahve kültürü yok. Ben biriç bilmiyorum dedim. Bir tavla biliyorum dedim. Onu da rahmetli babamla beraber oynadığım için. Neyse dediler sen o zaman şef olamazsın falan dediler. Onu hiç unutmuyorum. Yani Sındırgı'daki yaşamımda. Her gittiğim yerde biriçin oynanması. Ondan sonra orman lokalinde işte küçük bir yer olduğu için kaymakamı, ondan sonra savcısı, hakimi, herkes bizim lokalde başa gidecek yer yok. İşte orası da öyleydi. Orada belli bir dönem çok güzel günlerimiz geçti. Köylülerle bayağı iyi şeyler ettim. 7 tane köyüm vardı, 7 tane kooperatif oluşturdum. Orman köy kalkındırma kooperatiflerini falan. Onlar için büyük çaba harcadım. Onları ayağa kaldırdık ama daha bir sonra gittikten sonra onlar gittiler. Tabii o sıralarda ben yoğun bir çalışma içerisindeyken bir de merkeze vekalet ediyorum. Hiç kaç 4 yıl orada şeflik yaptım, 4,5 yıl şeflik yaptım. Hiç tek bölgeye bakmam. 2 bölge, 3 bölge, 2 bölge, 3 bölgeye gitti ama yılmıyordu. Sabah saat 6'dan gece saat 1'lere kadar koşturuyordu. Seviyordum yani mesleği de seviyordum, ormancılığı da seviyordum. Doğayla mücadele etmeyi seviyordum ama oradaki insanlarla mücadele etmek çok zor. Çünkü doğayla istediğiniz gibi doğa sizi yönlendiriyor, siz doğayı yönlendiriyor. Doğa diyor ki ben böyle olursam olmuyor, biz de ona uyuyorduk yani. Böyle bir yaşam sürdü fakat orada böyle bir şeyle yaşadım ben. 1970'li yıllarda, 70-75'li yıllar arasında biz... Şeydi, bir ara dergi falan çıkardı. Ondan sonra benim hakkımda 141-142'den falan 70-22,5 yıl hapis cezasıyla daha sonra sık yönetim alınca sık yönetim mahkemesinden falan şey yaptı. Bir şey yapılmış. Daha sonra tabii ben askerliği de Ankara'da yaptım, bölge şef oldum, dava nasıl bir sefer bir bölge müdürlüğüne savunmamla ilgili bir şey geldi. Ben savunmamı yazdım, gönderdim. Sonra 82 yılının sonlarına doğru ondan sonra hakkımda tutuklama kararı çıktı. Bir de ben cezaevine girdim oradan bölge şefliyken. Orada neyse daha sonraki bir 8 ay falan Sultanahmet'te yattıktan sonra daha sonra Yargıtay tarafından, askeri Yargıtay tarafından benim şeyim bozuldu. Bir kısa bir şey basın suçuna girdi falan diyerek. Ondan sonra ben çıktım. Çıkınca o sırada da bir genel müdürlükten orman bölge genel müdürlüğüne beni meslekten attılar. Attılar, geldim. Neyse çıktıktan sonra geldik. Orada beni gene şaşırtan en önemli şeylerden birisi Terzan Bey. Ben Sındırgı'ya girerken bir baktım davullar, zurnalar falan filan dedim. Ya herhalde bugün bir düğün gününe denk geldik dedim. Başta kaymakam da olmak üzere oranın bütün şeyleri. O zaman oradaki siyasi şeyler falan da yok. Yani sadece sıyla, solcusuyla, bütünüyle. Biz halka hizmet verirken insanı ayırt etmek için yapıyordu. Ondan sonra dediler ya bunlar dedi seni karşılamaya geldi falan. Ben şaşırdım. Ya ne yok dediler. Hatta ben içerideyken bir de onu da duydum eşimle. Aralarında 25-30 bin lira para toplamışlar. Avukat tutalım. Ondan sonra bunu şey dedim ne gerekiyorsa yapalım diye. Bizim hanım da kabul etmemiş. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Hanım da benim öğretmenim. Hala öğretmen emeklisi şu anda. Ondan sonra böyle bir de olay yaşadım. Onu da anlatayım. Tabii cezaevler bunlar ayrıca bir uzun uzatıya anlatılması gereken şeyler. Sadece bunu bu kadarını anlatıyorum. İleride başka bir zaman olursa otururuz bunun ayrıntısına şey derim. Böylece bir 8 ay sonra çıktık. Arkasından öyle ben bir takım şeyler işten atılınca dedim ne yapalım Sındırgı'da şeye karar vermiştik. Bir kitap dükkanı, kitap değil de öğrencilere
kitap, defter satan yerler, işte eşofman, şunun, bunun tam bağlantısını yaparken Eczacıbaşı'nın orada maden ocakları vardı benim bölgede. Eczacıbaşı'na dediler, gel seni bizim şirkete alalım dediler. Tamam mı? Oradaki kişiler, çünkü onlarla da ilişkin vardı. Ama ilişkin varken onlara yardım falan değil. Yani en sert şekilde onlara davranıyordum. Şunu yapacaksın bunu. Bizim senin gibi bir adama ihtiyacımız falan var dediler. Neyse ben Eczacıbaşı'na girdim. Orada bayağı ilk başta bir kısa bir süre 6 ay falan bir özel çalışıyormuş gibi. Arkasından kadroyu aldılar falan. Ondan sonra oraya girince oradaki şunu gördüm ben Tezcan Bey. Eczacıbaşı gerçekten çok enteresan bir. Gerçi 4 tane daha elemanları bugün şeyde İtalya'da biliyorsun helikopterden düşmüş görmüş de. Bu endüstriyel ham maddeler şirketi, madencilik şirketi. Oraya girdiğim zaman 45 tane teknik eleman var. Hemen hemen hep bizim kuşaklarda. Yani 68-69 kuşağından falan. Hepsi böyle camdan böyle müdürlerle falan. Ben sanki kendi evimdeymiş gibi korkunç şekilde rahat şekilde orada göreve başladım. Ve kısa sürede üzerimize düşen sorumluları fazlasıyla yerine getirdik. Hala şimdi görüşüyoruz. Zaman zaman işte eskiden şey olduğu zaman tabii kaça kadar onu fiilen çalıştım. 11. yıl yeter artık dedim. Kendi işimi kendim yapacağım dedim. Bırakmayız dediler. O zaman dedim danışman 10 yılda danışmanlık yaptım. Hala ilişkilerimiz devam ediyor. Orada güzel bir şey yaşadım. Oradaki benim şeyim şu, çalışma disiplinin, sorumluluğun, randevuların zamanında yapılması, ondan sonra oturup tartışılması, fikir üretilmesi, sorgulama şeyini falan. Yani bir okul gibi bir geldi. Yani benim için çok enteresan geldi bu. Böyle bir dönem yaşadım. Sonuçta oraya girdim. Oradan ayrıldıktan sonra belli bir dönem sonra Danıştay'a dava açmıştım. Bir gün baktım dediler ki Eczacıbaşı'nda çalışırken. Ya dediler senin dediler Ankara'dan arıyorlar. Ondan sonra tamam o zaman seni istiyorlardı. Atladım gittim Ankara'ya. Dedi ya dedim ona gittim doğru. Ya dedim beni çağırmıştınız. Tamam çağırdık dedi. Ya dedim o zaman tayinim neyim varsa dedim ver. Yok dedim. Biz dedi sana tayini bildiremeyiz dedi. Niye çağırdınız o zaman dedim. Orada da kavga ettim. O zaman dedim ben niye boşu boşuna buraya getirdim. Biz dedi seni gönderdik zaten tayini dedi. Bölge müdürlüğüne dedi. Neyse. Tamam orada biraz dalaştık ama sonuçta döndük. Tayinimizi baktı. Ben tahmin ettim dedim. Ya bu Artvin olur ya başka bir yer olur. Tuncel olur bir yerler. Artvin'e vermişler. Sonra gittim Eczacıbaşı'na dedim ki böyle böyle benim dedim yasalarım var bunları alayım. Bana dedim bir iki ay dedim geçici bir şey verin. Yalnız onda da koşullu dediler. Bizimle birlikte geçip çalışmaya devam edeceksen sana iki ay izin verir, ücretsiz izin verir. Yok çalışmayacaksan şimdiden ona göre bildir, onu bilelim dediler. Ama biz kesinlikle senden çalışmak istiyoruz deyince. Tamam dedim. Ondan sonra bunlar aldım izni, Artvin'e gittim. Artvin'de de bir ufak tefek bir şeyler yaşandı ama biz biraz da ormancılığı sevdiğimiz için bir de Balıkesir ekibinden olduğum için baktım orada ormancılık falan da yok. Ondan sonra belli bir süre kaldık, yasal haklarımı aldım. Oradaki şeflerle, müdürlerle tanıştık, bölge müdürleriyle falan tanıştık. Sonra döndüm, rapor aldım önce, yasal haklarımı aldıktan sonra istifa dilekçesiyle döndüm, tekrar Eczacıbaşı'na gittim. Yani devam ettim yani. Öyle bir yaşam sürdüm. Ha bu ara ben şunu da söyleyeyim. Ben 10 yıl Balıkesir'de oda temsilciliğini yaptım. Orman Mühendisleri Odası'nın temsilciliğini yaptım. Yani 90'dan 2001 yılına kadar. Ondan sonra Bursa Şubesi'nin kuruculuğunu yaptım. Kaz Dağları Sempozyumu'nun 2 yıl altyapısına çalıştım. Kapıdağ Sempozyumu'nu yaptık. Tamam mı? Bunlar bir de temsilci olduğum dönemlerde ve mutlaka benim o dönemki valiler iyiydi. Önce valiyle sonra Milli Eğitim Bakanlığı'yla öğrencilerle falan ve üniversiteyle falan hep ilişki içerisinde oldum. Gerek ormancılığımızın tanıtılması, gerekse bizlerin ne olduğunu iyi bilinmesi açısından hep bunun mücadelesini verdik. Bir de doğayı tanıtmak, işte öğrencilerle yürüyüşler falan yapmak. İşte Kapıdağ'da da 2500 kişiyi yürüttüm ben. Yani bir gün önce sempozyum yapıldı, bir gün sonra da doğada yürüyüşüde. Kaz Dağları 3 gün sürdü. 2 gün şeyde, 4 gün arazide falan. O zaman 500 kişi falan katıldı. Ben bunları yaparken de oda olarak 5 kuruş para harcamadım. Hep sponsorlarla yaptım.
Hala bu sponsorluk işini iyi görüyorum ben. Böyle devam ediyor yani. Ondan sonra tabii eşimin oğlum da okulu İstanbul'a gelince, eşimin tayini de şeye çıktı. Vefa Lisesi'ne, Anadolu Lisesi'ne çıkınca bir İstanbul'a geldi. İstanbul'da da Uçkun Hoca'yı belki ismini duymuşuzdur. Evet, Uçkun Geray. Ondan biz uzun süre beraber de okuduk. Uçkun Geray Hoca benim çok sevdiğim. Bizim Balıkesir'deki her türlü eylemlerimize gelen. Tabii ben kesintisiz olarak 1976 yılından bu yana aşağı yukarı 47 yıllık derneği üyesiyim. Kesintisiz olarak, hiçbir kesinti olmaksızın. Tabii derneğin değişik organlarında görev de aldım. Bunlardan bir tanesi iki dönem önce, bir dönem önce, bundan önceki dönemden önce iki yıl üst üste, iki dönem üst üste denetleme kurulu başkanlığı ve bu görevi yürütme şeyini de aldım. Orada görev aldım. O görevimi büyük bir zevkle yaptım. Daha sonra genel yönetim kuruluna adaylığımı koydum fakat kazanamadım. Kazanamadığıma da en çok sevinen ben oldum. Çünkü rahatsızdım. Zaten hiçbir çalışmada yapmamıştım. Arkasından döndük. İstanbul'daydım. Zaten ev yerleşim yerim sürekli İstanbul olduğu için. İstanbul'da Marmara Şubesi vardı. Marmara Şubesi'nde bu dönem geçen Haziran'da bir genel kurul oldu. Bu genel kurulda ben hiç görev talibinde olmadım. Dedik ya yeter artık gençler falan. Buna rağmen ben denetleme kurulunda şu anda görevliyim. Denetleme kurulu başkanlığını yapıyorum Marmara Şubesi'nde. Tabii bu süreç içerisinde ben bulunduğum Bakırköy'de sivil toplum örgütleriyle de ilişkim var. Özellikle Bakırköy'deki yeşil alan konusu olsun, bu ormancılık konusu olsun, orman yangınlarıyla konusu olsun ve buna benzer konularda biyolojik çeşitlilik ve benzer şeylerde ben burada zaman zaman onlara konferans veriyorum, onlarla söyleşi yapıyorum. Bu söyleşilerinde yararlarını görüyoruz. Biraz daha o toplumun bir araya gelmesini sağlıyoruz. Burada sürekli eylem var zaten. Her konuda eylem var ama ben genellikle kendi uzmanlık alanımla ilgili şeylerden mücadele ediyorum. İkinci bir olay ise olay daha doğrusu tanıklığım içinde yaşadığım olay ise olay da demeyi bir etkinlik ise 1977 1 Mayıs olayıdır. Bir Ankara'da çalışan arkadaşlarımızla birlikte geceden İstanbul'a geldik ve 1 Mayıs'a o etkinliğe katıldık. 1 Mayıs gerçekten o dönemde çok görkemli, alabildiğine yüz binlerce insanın bulunduğu bir şölen havası içerisinde geçerken biz DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in bulunduğu yerin ona yakın bir yerde dururken birden silahların patladığı, ondan sonra insanların tarandığını görünce o görkemli birikimin, o görkemli topluluğun nasıl yerlerde yattığını, böyle deniz dalgası gibi yatanlar, kalkanlar, bağıranlar, çığlık atanların olduğunu görünce onu yaşamak gerçekten, yani düşünemiyorum böyle bir olayın nasıl yaşandığını, nasıl yaşanabileceğini. O anda içimden dedim yüzlerce, binlerce kişinin katledildiği aklıma gelmişti. Ve biz bulunduğumuz yerden Harbiye'ye doğru giderek o alandan çıktık. Bu ama Kazancı Yokuşu'nda bulunan o arkadaşların sonradan öğrendiğimiz kadar dar bir sokaktır orası. Büyük oranda ölenlerin olduğunu gördük. Yani buradaki bir avantajlardan biri o Taksim alanından farklı alanlara gitme konusunda yollar açıktı. Eğer oralarda kapılırsa o katliamın sonucunu düşünemiyorum. Tabii bu arada özellikle son yıllarda şu anda ben onu en son söyleyeceğimi şimdi söylemeyeyim, ben onu en sona bırakıyorum. Şu anda yaptığımız eylemler ortada. Bir Marmara Şubesi olarak biz önce ormanlarımıza, doğamıza, suyumuza, toprağımıza, havamıza sahip çıkalım sloganıyla bu konudaki mücadele zaman zaman yüksek boyutta, zaman zaman da olması gerektiği şekilde devam ediyor. Ancak burası İstanbul. İnanır mısınız? İstanbul'da sorun, eğer siz her gün sorunla ilgilenecekseniz inan samimi söylüyorum her gün bir yerde bulunmanız gerekiyor. Ama burada da bizim seçici davranmamız gerekiyor. Buradaki temel şiarımız şu:
Türkiye Ormancılar Derneği özellikle Marmara Şubesi'nin başat olması, diğer sivil toplum örgütlerine özellikle çevre ormancılık çevre konusunda öncülüğünü yapması. Nitekim bunu biz bir yerde başardık. Şimdi bütün sivil toplum örgütleri, çevreci örgütler artık Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi'nin sizin disiplininiz altında biz sizin de her yere varız diyoruz. Tabii bunun bizde bir avantajı da var. Bu avantajımız nedir? Ekonomik konusunda sorunumuz yok. Yer konusunda sorunumuz yok. Bir de İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nin, Cerrahpaşa Orman Fakültesi'nin burada olması, akademisyenler açısından olsun, oradaki öğretim üyeleri açısından olsun, bizim onlardan her koşulda yararlanma şansımız var. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Bu avantajı iyi kullandığımızı zannediyorum ama bu yeterli değil. Daha üst seviyelere çıkmak gerekiyor diyorum. Bu ara gene bizim şeyden bahsetmemiz gerekiyor. Türkiye Ormancılar Derneği Genel Merkezi'nden bahsetmek gerekiyor. Genel merkezimiz özellikle bu yeni yönetim geldikten sonra bir sıçrama yaptı. Ondan önce ben gerçekten derneği en çok eleştirenler arasında bulunan kişilerdenim. Bizim 1924 yılında kurum neredeyse 100 yıllık geçmiş olan bir derneğimizin hala Türkiye'de ve taşrada tanınırlığının yeterli olmaması beni gerçekten çok üzüyordu. Ama bu tanınırlığı ne yazık ki Antalya'da ve Muğla'da çıkan orman yangınlarıyla ön plana çıktı. Yani ben isterdim ki daha farklı alanlarda da bunlar olsun. Ama o yangınlarda da dernek üzerine düşen görevi yeterince yaptı mı yapmadı mı? Bu da ayrıca bir tartışma konusu. Bana göre eksiklikleri de vardı. Ve bu eksiklerin giderilmesi bir süreç meselesi. Daha doğrusu bunun kurumsallaşması meselesi. Diyeceksiniz bu kadar 100 yıllık geçmiş olan bir değneğin hala kurumsallaşma yapısında bir eksiklikler varsa bu da bir zaaftır. Bu zaafı kendi içimizde arayıp bu zaafı da en kısa sürede tamamlamamız gerekir. Bu konuda da çabaların olduğu kanısındayım. Çünkü her türlü olanaklarımız var. Bu olanaklarımızı şeye çevirmek gerekiyor. Hayata geçirmek gerekiyor diyorum ben bu konuda. Onun dışında bizim burada özellikle son çıkan yasalar. İşte benim bir de şeye değineyim özellikle. Yeşil alanlar konusunda İstanbul'da olsun, Türkiye genelinde olsun. Yeşil alanlar konusunda İstanbul'da hala 6 küsür metrekare oldu deniliyor ama ben onun da yeterince inandırıcı olduğunu düşünüyorum. Burada büyük şehirlere ilişkimiz var. Bilgi istiyorum. Gerek aktif alan anlamda gerekse pasif anlamda ne kadar bizim yeşil alanımız var dendiğinde. O zaman bize verilen bilgi şu anda 6.2 metrekare civarında olduğu söyleniyor. Örneğin ben Bakırköy'de yaşıyorum. Bakırköy şanslı ilçelerden birisi. Burada yeşil alan konusunda şimdi 10.5 falan deniliyor ama 8.7 veya 8 metrekare olduğunu ben biliyorum. Çünkü nüfusla bağlantılı olduğu için zaman zaman işte nüfusu falan ön plana çıkarılmıyor. O var. Bazı ilçelerinde İstanbul'un Esenler gibi ondan sonra ve buna benzer bazı ilçelerde kişi başına düşen yeşil alan bırakın 1.5 metre 75 santim kadar olduğunu da söyleyebilirim. Örneğin Şişli'de Beşiktaş'ta belirli yerlerde biraz olsa bile o anlamda İstanbul'un en büyük sorunlarından birisi yeşil alan konusu. Bu konuda da Büyükşehir Belediyesi'nin çabaları var ama burada rant ön plana çıktığı için yeşil alanı gördüklerinde buraya bir AVM nasıl yaparız, buraya bir gökdelen nasıl yaparız, herkes onun peşinde. Böyle bir yaşam var. Bu yaşama karşı da, bu gelişmelere karşı da mücadelemizi ön plana çıkarmamız gerekiyor. Hani ormanı diyeceksin sen orman mühendisin, yeşil alanlar. Biz aynı zamanda çevreciyiz. Bunu da yapmamız gerektiğine inanıyorum Terzan Bey. Bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Yani Ankara'daki bir de Akdeniz Şubesi'ne de değinmek istiyorum. Tabii gerek hocamız olsun, gerekse oradaki arkadaşların hepsini birebir tanıyorum. Tamam mı? Orada gerçekten hocamızın çalışmaları zaman zaman ses getirdi, farkındalık yarattı. O anlamda da Akdeniz Şubesi'nin de daha da iyi olacağı kanısındayım.
Çünkü birbirimizle dayanışma içerisinde olmamız, yardımcı olmamız gerekiyor diyorum ben. Bu ara ben şeye değindim, daha var biraz daha zamanımız herhalde. 5 Haziran gününe geleyim. 5 Haziran biliyorsunuz, çevre günü. Şimdi ben çevre günü ile ilgili geçen sene, daha ondan önceki yıllar, bir de burada gezi olaylarının yoğun olduğu dönemlerde bir şey furyası vardı. Parklarda, bahçelerde, değişik yerlerde etkinlikler vardı. Bu etkinlikler çoğuna katıldı ve bu etkinliklerde de gündeme hep bu yeşil alanlar konusu, çevre konusu gündeme geldiğinde ben de bir şeyler yapmaya, bir şeyler söylemeye gayret ediyordum. Şimdi ben şöyle bir değerlendirme var. Şimdi çevre günü 5 Haziran burada bizim Marmara Şubesi'nde yapıldı. Bu Marmara Şubesi'nde yapılırken orada şöyle bir şey vardı. Ormancılığımızda, tamam mı? 2000 ormancılığımızın 2022 yılı ormansızlaşma ve ormanın bozulması teması ile her 3 yılda çıkarılan bir kitap vardı. Bu kitapta bilim adamlarımız, akademisyenler, Erdoğan 60 belki ismini duymuşsunuz, Bartın Üniversitesi'ndeki hocalarımızdan birisi ve onun editörlüğünde, deneyimizin de öncülüğünde bir kitap çıktı. Kitap gerçekten benim incelediğim kadarıyla olabildiğince iyi çalışılmış ve bundan sonraki süreçte herkesin yararlanabileceği bir kitap olmuş. Burada tabii son 10 yılda, 20 yılda çıkan ormanlar, orman yangınları, ondan sonra tahsisler, maden sahaları ve buna benzer şeyler alabildiğine güzel işlenmiş. Yine burada ben şöyle bir 31 Mayıs, 5 Haziran biliyorsun Dünya Çevre Günü değil diyoruz biz. Ekolojik yıkımla mücadele haftasıdır diyorum ben. Bunu ben söylemiyorum aramızdaki konuşmalarda. Bugüne kadar geldiğimizde ekolojik yıkımın en üst seviyeye çıktığı, bütün canlıların yaşam alanlarının daraldığı, yok edildiği günümüzde 5 Haziran Çevre Günü sermayenin günah çıkarma günü olarak kutlamaya devam etmektedir diyoruz. Aynı zamanda 17 Haziran çölleşme ile mücadele günü olduğunu da hatırlayalım. Şimdi ben çarpıcı şeyleri söylüyor muyum bilmiyorum da daha çok var da ben bunu özetlemek anlamında söylüyorum. Başka size söyleyeceğim. Bir de şeyi söylemek istiyorum ya. Şimdi Haziran ayı gerçekten önemli bir ay olarak ben hep niteliyorum. Sadece ormancılığın dışına biraz da çıksak da Nazım Hikmet'in, Orhan Kemal'in, Ahmet Arif'in, tamam mı, ölüm yıl dönümlerine denk geliyor. Örneğin 3 Haziran 1963 yılında Nazım Hikmet Moskova'da yaşamını yitirmiş. Yine 2 Haziran 1970'te tamam Orhan Kemal yaşamını yitirmiş. Ahmet Arif yine 2 Haziran 1991 yılında Ankara'da yaşamını yitirmişler. Bu 3 isim, daha bunlar Haziran olduğu için söylüyorum, gerçekten Türkiye tarihinde Nazım Hikmet zaten artık Türkiye'yi geçmiş dünya çapında bir ozan. Orhan Kemal öylesine büyük eserler bırakan. Ahmet Arif deyince hasretinden prangaları eskittim diyen bir şairimiz. Tamam mı? Ben Ahmet Arif'in bir şiirini, bir sakıncası yok herhalde, ben bunu okuyacağım. Buyurun. Yürü üstüne üstüne, fükür yüzüne yüzüne cellatın, fırsatçının, fesatçının, hainin, dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile, dayan rüsva etme beni. Ahmet Arif'in önemli, yani çok güzel şiirleri var. Zaten bir tane kitabı var biliyorsunuz belki. Onu söyleyeyim. Yine Nazım Hikmet deyince aklımıza o kadar çok şiir var ki, bu ara ben eşimi anmaktan da alıkoymayacağım. Eşim gerçekten çok büyük özellikler olan bir insan. Nazım Hikmet'in bütün şiirlerini ezbere bilecek özelliği var. Onun için eşime buradan selam diyorum.
Tamam, onu da unutmayalım diyorum. Yine Nazım Hikmet'in tabii bu kapanış konuşmasına yakın şu şiirini hep söylüyoruz. Hani kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanı insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve büyür ve bir orman gibi kardeşçesine, bu hasret bizim. Evet, ben diyorum ki bu memleket bizim diyorum. Tamam. Yani bir de gene Haziran'da ölmek zor. Tüm bunların üçünü bir araya getirdiğimizde Hüseyin, ya Hasan Hüseyin Korkmazgil bu Haziran'da ölmek zorla ilgili bir şiir var. Gece leylak ve tomurcuk kokuyor. Bir basın işçisiyim. Elim, yüzüm, üstüm, başım gazete. Geçsem de gölgesinden tankların, Thompson'ların şuramda bir çalı kuşu ötüyor. Uy anam, anam, Haziran'da ölmek zor. Bunu Hasan Hüseyin Korkmazgil şeye yazıyor, Orhan Kemal için yazıyor. Tabii Haziran olunca, bu üçü de bir arada olunca aklıma bu geldi. Böyle bir not aldım. Ne diyoruz bilmiyorum yani. Çok güzel olacağını düşünerek. Yine başka ben şunu söylüyorum. İçinde bulunduğumuz ortam, yani Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam, ben 72 yaşından böylesine bir ortam görmedim. Gerek ekonomik anlamda, gerek sosyal anlamda, gerekse insan ilişkileri açısından artık insanların suratlarının asıldığı, her gün farklı farklı, ben sık sık derneğe gidip geliyorum, insanlarla karşılaşıyorum, çevremle karşılaşıyorum. Gerçekten korkunç bir şey var, sessizlik var. Bu sessizliğin, dilerim büyük tepkilere neden olur mu olmaz mı, orasını şimdiden söyleyemiyorum. Kaotik bir ortamda yaşıyoruz. Böylesine bir ortamda elbette ki Türkiye ormancılığının, çevresinin etkilenmemesi mümkün değil. Özellikle son çıkan yasalar 2B ile başlayıp 1. maddeyle ve 2. maddenin uygulamasıyla birlikte 630 bin hektarlık alanın orman dışına çıkarılması, daha sonra ek 16. maddeyle biliyorsun gene orman nedir? Orman olması ve tarım arazisi olması, bilim ve teknik açısından mümkün olmayan yerlerin, taşlı kayalık olan yerlerin üzerinde eğer şey varsa, bina veya ona benzer şeyler varsa orman dışına çıkarılması gerekir deniliyor. Burada şu aklıma geliyor Terzan Bey. Yani biz ormanları anayasal olarak zaten zorluyoruz da anayasanın hep arkasından dolanıyoruz. Yani bunların hepsi anayasaya aykırı da ama anayasa falan kalmadığı için. Şimdi bir de buna ilişkin olarak mesire alanları var. Buna bağlı olarak mesire alanların şimdi tabiat parklarıyla birleştirilmesi, biliyorsun oralarında şeye açılması, inşaata açılması, yapılaşmaya açılması nedeniyle ben şöyle diyorum. Hani emperyalizmin bir taktiği var. Böl, parçala, yönet. Biz de ormanları bölüp parçalayıp yok etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili çok ilginç bir anımı anlatacağım. O Sındırgı'da bölge şefiyken Almanlar falan geldiğinde, Alman avcılar özellikle domuz avı için geliyorlar kışları. Dolaşırken biz biraz Almanca biliyorum. Bana dedi ki, ya bu ormanlar niye yukarı doğru kaçıyor dedi. Parça parça ormanlarımız var. Niye dedi, etrafında tarlalar, burada orman kalmış da diyor, o bilmiyor dedim. Vallahi biz kovalıyoruz dedim. Yakında dedim, orada gider dedim, tarla olur dedim. Yani böyle bir de enteresan bir anım var yani o Almanlarla ilgili, onların gözlemleriyle ilgili. Şimdi mesire alanlar olsun. Ondan sonra, şimdi onlarda da mesire alanlar şimdi tabiat parklarıyla birleştirildiği için orada ben mesire alanlarıyla ilgili buradaki bölge müdürlüğüyle falan ben biraz da o konu üzerinde üstüne gittiğim için mesire alanlarının amacına uygun olmadığını bir toplantıda söylemiştim. İsmail Bey, genel müdür yardımcılığı falan yaptı. Ondan sonra bana çok kızdı. Olur mu öyle bir şey bilmem ne falan. 142 tane dedim burada böyle var. Sonra gitmiş şeyleri toplamış müdürler. Ya Yüksel böyle şeyler söylüyor. Doğru mudur demiş. Hepsi kafasının öneymiş. Ve inanır mısın? %90'ı amaç dışı kullanılıyordu burada. Sonra da ne oldu biliyor musun? İşin garibi. Yönetmenlikleri fiili duruma göre değiştirmeye çalıştırdılar. Şimdi baktılar işin içinden çıkamıyorlar. Bazıları rahatlık aldı, bazılarını bıraktılar gittiler. Ve diyelim ki ihaleye çıkarıyor. İhaleye çıkarırken bile
Adama önceden ne yapacağını belirtmeden adam diyor ki ya ben 5 milyon girdim diyor. Bana şunu 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 yap diyorsun. Ben onları yapmıyorum. Ben böylesine girmem falan diyor. Dedim önce projeyi yaparsınız. Kulağınızı arkadan göstermezsiniz. Projeyi alır adam ne yapacağını bilir. Ondan sonra ihaleye girer. Neyse onu da düzelttirdik burada. Sonuçta tabiat parkları, ondan sonra biliyorsun kent ormanları falan, gerçekten ormanı bir de yerel yönetimlere falan veriyorlar. Burada bazı yerlerde yerel yönetimler buraları şey olarak yani ya bunları söylemek bile zoruma gidiyor. Yani burada gidiyorlar, bu çekiyorlar. Yani böyle bir şey olmaz. Zihir yapıyorlar ya. Böylesine bir şey, doğayı böylesine katletmenin bir anlamı yok yani. Ben yazdığım zaman bunu, çünkü benim çok farklı özel sektörde yerim var, kamu sektöründe yerim var, özel kendime göre yerim var. Yani hayatın her alanında dolaştığım için yani o zaman şunu söyleyeyim. Bak onu kısaca geçebilirim. Ne kadar? Bir dakikalık zamanım var mı? Varsa son bir dakika zaten. Ha, son bir dakika. Ben şimdi pandemi döneminde ve bir de büyük rahatsızlıklar geçirdim. Ben uzun süre evde bir şey kaldım. Çok tamam. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Tabii bu zamanı değerlendirmenin yolu nedir? Kendi kendimle hesaplaştım. Özelleştirme mekanizmasını. Neyi yaptım, neyi yapamadım? Neredeyim, eksiğim var, nedir? Daha sonra felsefeye biraz merakım vardı. İlk çağ, orta çağ, yakın çağ felsefesindeki bütün şeyleri döktüm. Onlarla ilgili notlar aldım. 4-5 tane kitap bir şey var. Kitap olacak kadar elimde notlarım var. Arkasından dedim ki ya bir de Türk şu İslam filozoflarını bir inceleyin dedim. Onları da inceledim. Ondan sonra çağımızdaki işte ozanlar işte Pir Sultan Abdal'ından, Köroğlu'ndan, Dadaloğlu'ndan bilmem nesine kadar onların da şeylerini çıkardım. Aşık Veysel'ine kadar. Ondan sonra dedim ya hiç mi bayan şey yok bu dünyada? Filozofluk. İki tane de bayan filozof buldum. Onların ismini söylemiyorum. Yanlış söylerim diye yanıma not almamışım. Böyle şeylerle baktım. O daha sonra burada çalıştığımız yerde bir arkadaşımız vardı. Eski buranın belediye başkanı, iş verirler. Felsefe okulu açılmış dediler. Felsefe okulu açılınca buraya gitmeye başladım. Tabii ben giderken dersimi çalışarak gidiyorum. Oradakiler, felsefe dersi veren bir tane felsefe öğretmeni vardı. Bize dedi, üstadım sen de hangi felsefeden? Ya dedi, ben felsefe falan okumadım. Sadece merakımdan şey diyorum dedi. O anlamda doğa severlerin, yani ben şunu görüyorum, felsefesinin çıkış noktası zaten doğadır. Gerçekten. Yani doğayla. Zaten hani avcı toplayıcılarına, günümüz toplumuna kadar geldiğin zaman, o süreci incelediğin zaman, filozofların özellikle kendi içinde onları ayrıca bir tartışma konusu zaten de. Yani böyle bir şey olduğunu, o da benim eksikliğimin giderilmesinde en azından bazı konularda felsefe konusunda da oldu. Bir de yeterince kitap okumadığım konusunda da kendi şey demedim belki o dönemde. Çünkü benim eşim aşağı yukarı 2000-3000 tane kitap okudu. Ben belki onun 1/4 okumamışımdır veya 1/3 okumamışımdır. Tamam. O da bir eksiklik olarak gözümde göründüğü böyle diyorum. Ve son sözümü söyleyeyim mi? Buyurun lütfen. Son sözümü ben şöyle diyeceğim ya. Bu son sözüm şey demiş ki, Einstein demiş ki, dünya yaşamak için tehlikeli bir yer. Kötülük yapanlar yüzünden değil, durup seyreden ve onlara ses çıkarmayanlar yüzünden demiş.